Evet. Bu ders bitti. Öyle bir yer anlatacağım ki var ya. Bitti bitti. Kesin anlamayacaksın. Soru çıkarsa kesin kaçıracaksın. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. TBMM başkanlık seçimi, süresi, komisyonlar, oylama şekilleri, gizli oy, açık oy, işaret oy vesaire. Bunlardan bahsedeceğim. Çok güzel bir video seni bekliyor. Bundan sonra bu videodan sonra artık idareye başlayalım dedik. Yarın idare hukuku yüklenmeye başlayacak büyük, büyük bir ihtimal. İdare hukukunda arkadaşlar bir videonun notunu hazırlamak sadece 9 saatimi aldı. Olağanüstü bir not hazır, hazırlığı bitmek üzere. Ama notu bitirmeyi beklersek videolar çok e, ertelenecekti. O yüzden biz dedik ki bir yandan notun hazırlığı sürsün. Bir yandan anayasa hukukunun videoları çekesin. Bir yandan da idare hukukunun videoları o tamamlanan notlar kısmından yayınlansın dedik. Hem öğrenci arasında da bir yığılma olmamış olur dedik. Bu şekilde karar verdik. E, notların gönderilme şekli mesela öğrenci e, videoyu izlerken notu temin etmek isteyecek. Onu da şöyle yaptık. Bir öğrenci ...bir öğrenci arkadaşımız notu temin etmek isterse... ...örnek veriyorum anayasa hukukunu temin etmek isterseniz... ...direkt geliyor zaten. Anayasa hukuku notu A'dan Z'ye tamam. Vatandaşlık notu da A'dan Z'ye tamam. Ceza hukuku da genel hükümleri A'dan Z'ye tamam. Hemen temin edebilirsiniz. Fakat idare hukukunda notu temin etmek istediğinizde... E, ...biz size şunu yapacağız... ...bugünden itibaren notu almak isteyenler için... E, ...yüklenen videonun notunu sizin mail adresinizi kaydedeceğiz. Yüklenen notun, yüklenen videonun notunu size ekstradan e, mail adresinize göndermeye devam edeceğiz. Örnek veriyorum. Siz şu anda e, 23 tane video yayımlandı. 23 videonun idare hukuk notunu temin ettiniz. Sonra ben bir tane video attım. iki tane video attım. İki notum sizde yok. Hemen bu, bu iki video yayınlanır yayınlanmaz. Size o iki notunda iki videonun da notu mail olarak size gelecek. Bu şekilde idare hukukunu tamamlamış olacaksınız. İdare hukukuyla ile ilgili arkadaşlar size şunu söylüyorum. Videoları ve notu tamamla notu koyduğunuz önüne önünüze videoyu videoları tamamlandıktan sonra ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Keşke şu idare hukuk kitabını almasaydım. Ya bu kadar kalın kitap aldım hiç yüzüne bile bakamadım. Videolar benim işimi zaten gördü. Bu özet notlarda be, benim işimi çok rahat gördü. Sınavda da full yaptırdı. Ve şunun şu cümleyi net kuracaksınız. Diyeceksiniz ki inşallah zor sorarlar. Bak idare hukukunu şu an senin gözünde çok büyüyor olabilir. İşte 4 soru için 5 soru için KPS için konuşuyorum. Çalışılmaz, kaymakamlık için Allah'ım bu kitap biter vesaire diyor olabilirsiniz. Ama şu cümleyi kuracaksınız. İnşallah öyle kasarlar ki sadece ben yaparım. O kadar güzel notlar hazırladık ve arkasından da bir güzel bir şey daha yaptık arkadaşlar. Bu videolardan farklı olarak Tabi yeni sistemle. Çıkmış sorularla destekledik. Mesela video bir videoda X konusunu anlattım. İdari işlemleri anlattım. Örnek veriyorum. İdare, idarenin i̇darenin özel hukuk sözleşmelerini anlattım. Onunla ilgili çıkmış 4-5 soru üzerinden de o öğrendiğimiz bilgileri e, teyit ediyoruz. Yani bak yapabiliyorsun. Bak bunu soruyorlar. Bak bu kadar da kasmıyorlar. Tamam şunları bilmen de fayda var diyoruz. Geçiyoruz. 10 numara oldu. Mutlaka kaçırma idare hukukunu. Şimdi arkadaşlar nerede kaldık? Kaç dakika konuştum bilmiyorum ama süreyi şimdi başlatıyorum. Ders çünkü şimdi başlıyor. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar çık ekrandan çıktım. Notlar nerede? Geldi. Şimdi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan, Başkan Seçimi ve Süresi. İşte bunların başkanlık seçimi vesaire aday gösterme bunlardan bahsedeceğim. E, seçilmesi için gerekli olan çoğunluklardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir kere geçici başkanlık divanı oluşturduk mu? Oluşturduk. En yaşlı bir önceki videoda var. En yaşlı üyeyi ben ne yaptım? Dedim ki sen benim geçici meclis başkanı Peki en yaşlı üyeden sonra gelen kişiyi ne yaptım? Dedim ki ya amca sen de ikinci en yaşlıymışsın. Evet evladım ikinci en yaşlıyım. İşte sen de benim ikinci, e, ikinci yaşlı olduğundan dolayı Başkan vekilim de sensin. Geçici başkanlık divanında gençlere dedim ki ey gençler gelin bakayım buraya 6 tane katip üye dedim ki gençler ben size ne yaptım geçici başkanlık divanında kağıt büyü olarak atadım. Bir önceki videonun özeti. Şimdi geldik. Dedik ki ey siyasi parti grupları üye sayısı oranında divana katılmalarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremezler. Yani mevcut mevcut meclisten bahsediyorum. Tamam Örnekleri veriyorum. Mesela diyemez ki CHP benim adayım Ahmet işte Ak Parti diyemez ki benim adayım Mehmet veya MHP diyemez benim adayım Hasan, tamam mı? Böyle bir şey yok. Yani partiler başkanlık için aday göstermiyorlar. Şahıslar kendisi aday oluyor, tamam? Bunun sebebi şu: Eğer ki bir parti bir parti bizzat kendi gösterdiği adayı seçtirirse yasamanın başına yasamanın başı tarafsız olmaz. Şimdi sen diyeceksin ki ekranın karşısında ya hocam ee, tamam şimdi. X partisinden seçilen bir kişi aday gösterilmese bile o parti yanlı olmuyor mu? Bu senin fikrin. Ben kanuna göre konuşuyorum, tamam? Tarafsız olabilmesi için siyasi partiler aday göstermiyor. Bunu bileceksin. Siyasi partiler aday göstermiyor. Her kişi kendisi ben adayım diyor, tamam? Bu birincisi. İkincisi, başkanlık divanı için bir yasama döneminde iki seçim yapılacak. Şimdi iki tane seçim söz konusu. Gel ekrana. İki tane seçim söz konusu. Birinci seçimde seçilen meclis başkanı ve diğer başkan vekili e, efendime söyleyeyim katibiyolar, idare amiler. Bunların görev süresi iki seçim yapıldığına göre. Birincinin görev süresine ben diyorum ki iki yıl. İki yıl diyorum. Tamam. Görev süresi iki yıl. Şimdi yasama, yasama dönemi kaç yıl? Yasama dönemi kaç yıl? 5 yıl. Birincisi 2 yıllığına seçilirse ikincisi kaç yıllığına seçilir? 3 değil. Tamam. Niye değil? Çünkü arkadaşlar ben hep size ne bahsediyorum? Diyorum ki yahu kardeşim diyorum erken genel seçim diye bir şey var. Öyle değil mi? Meclis erken erken genel seçime gidebilir. E ben ikincisine diyorum ki ikincisinin görev süresi 3 yıldır, 2 yıldır, 1 yıldır demiyorum. Yasama döneminin sonuna kadar. Yani bir dahaki seçimlere kadar görevde kalmaya devam eder diyorum. Anladınız değil mi? Zaten zaten anayasa da kanun da bunu bu şekilde düzenliyor. İş tüzükte de bu şekilde geçiyor. Diyor ki birincisinin görev süresi 2 yıldır. İkincisinin de bir sonraki seçimlere kadar, yasama döneminin sonuna kadar görevini ifa eder. Yani meclis başkanı olarak kalmaya devam eder. Belli bir süre yok. Yani meclisi süresini tamamlamış oluyor. Neden? Çünkü her an erken erken genel seçim olursa yasama başkanının görevi de fiilen sona ermiş olacak. Anladın değil mi mantığı? Bak olayın mantığını anlatmaya ben sana çalışıyorum. Ne diyorum? Bak ikinci devrede ise ikinci devrede ise yazsana. İkinci devrede için ise seçilen görev süresi yasama döneminin sonuna kadar devam eder. Yani erken genel seçim falan olursa orayı da e, boş bırakmamış oluyorlar. Devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkan adayları meclis üyeleri içinden meclisin toplandığı günden itibaren 5 gün, 5 gün içerisinde ey kardeşim sizler aday olun diyorum. Ve başkanlık için seçim gizli oylama yapılacak. Bakın, bugüne kadar bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi milletvekillerinin üyeliğiyle bağdaşmayan işlerde işlerden dolayı milletvekilliği düşürülecekse ne yapıyorduk arkadaşlar? Gizli oy. Anayasa değişikliğinde gizli oy. Yüce Divan'a gönderilmede gizli oy. Meclis soruşturmasında gizli oy ve TBMM başkanlığı seçiminde de gizli oy kullanılır. Bu 5 gizli oyu bileceksin. Tamam Sınavlarda gelir. Denemelerde sürekli sorarlar. 5 gizli oyu bileceksin. Birazdan tekrarlayacağım. Yani burada da tekrar teyit edelim. 1. Meclis başkanı. 2. Yüce divana sevk. 3. Milletvekilliği bağdaş, bağdaşmayan işler görevde ısrar etmesi durumunda milletvekilliğinin düşürülmesi. Meclis soruşturması anayasa değişikliği. Anladın mı? Bu 5 taneyi unutmayacaksın. Tamam. Devam edelim. Şimdi geldik. Adayların. Şimdi adaylar oldu değil mi? Seçim gizli yapılacak dedik. Bunu belirttik. E, geççi başkanlığı oluşturduk. Kimler aday oldu? Onlar kendilerini belli etti. Artık adaylarımız da belli. Şimdi geldik dedik ki TM Başkanı seçim için ne gerekecek? Aynı kan başlayan seçim gibi. Birinci turda 2 bölü 3 çoğunluk. Yani 600 milletvekili üzerinden düşündüğünde 400 milletvekilinin oyunu alması bekleniyor. İkinci turda da 400 milletvekili aranıyor. Seçilmezse... Üçüncü turda salt çoğunluk yani 600'ün yarısından bir fazlası 301 milletvekili aranıyor. Tamam? Eğer ki 301 milletvekili de bulunamazsa o 3. E, turda 3. turda en çok oy alan 2 aday, en çok oy alan 2 aday 4. tura kalıyor. İkisi arasında yarışıp en çok oyu alan, en çok oyu alan ne oluyor arkadaşlar? Meclis başkanı oluyor. Yani birinci tur olmadı, ikinci tur. ikinci tur olmadı, üçüncü tur. Üçüncü tur olmadı, dördüncü tur. İşte sana bu turlu sistem. Türkiye'nin seçim sisteminde turlu sistem vardır. Tamam. Ama dereceli sistem yoktur. Turludan kastım işte bu. İşte bu turlu 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 da yani her türlü meclis başkanlığı seçme ihtimali var mı? Var. Kesin var. En kötü dördüncü tura kalır. O dördüncü turda da en çok oyu alan iki adaydan en çok oy alan biri seçiliyorsa bir tıkanıklık söz konusu Söz konusu değilse işte ben bunu bu tıkanıklığı giderme olayına tıkanıklığın oluşmama durumuna ben ne diyorum? Rasyonelleştirilmiş parlamentarizm diyorum. Söyle bakayım. Rasyo, 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 rasyonelleştirilmiş parlamentarizm diyorum. Tamam Tıkanıklık gideriyor. Yani benim meclis başkanlığım boş kalmıyor. Partilerin uyuşmasını beklemiyorum. Uyuşmadın kardeşim? Dördüncü sıra bu iş biter. Tamam Aynı bu ne, ne, de, ne de olduğu gibi kamu baş denetçiliğinde de aynı. Birinci tur 2 bölü 3, ikinci tur 2 bölü 3, üçüncü turda salt çoğunluk, eğer üçüncü tura saat çoğunluğu sağlamasa en çok oy alan dördüncü tura kalır. Orada da ikisi arasında en çok oy alan aday kazanmış olur. Türkiye'de turlu sistem vardır seçim olarak ama dereceli sistem yoktur. Ne zaman kalkmıştı dereceli sistem? İki dereceliden tek dereceliye ne zaman geçtik? Eğer bunu bilmiyorsan var ya. Eğer bunu cevaplayamıyorsan var ya. Kapat ya kapat. Videoyu beğen kapat. Şimdi arkadaşlar seçim 5 günde tamamlanıyor ve olay bitiyor. Tamam mı? Yoruma yazsana. Gerçekten hocam cevaplayamadım deyip yaz. Eğer cevaplıyorsan da cevabını yaz. Bunu diyorum da iki yorum geliyor. İnsafsızlar. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Yine keyfim yerinde. <laughs> Temel başkan adayları mutlaka milletvekili olmalıdır. Bakın size bundan önce ben anlatırken şey diyordum. Arkadaşlar unutmayın. Başbakanın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın milletvekili olması zorunludur diyordum. Şimdi başbakan diye bir şey kaldı mı? Kalmadı. O zaman ne diyorum? Tek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın milletvekili olması zorunludur. Cumhurbaşkanı değil. Cumhurbaşkanı yardımcısı değil. Bakan değil. Tamam. Hele Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bunlar milletvekili olmaması gerekiyor zaten. Yasama ve yürütme birbirine sert ayrılmış. Tamam. Tamam sınavlarda sizin bunu bilmediğinizi düşünüp yani bizi takip etmeyen, bizi izlemeyen bunlar bilmediğini düşünüp böyle soruyorlar. Tamam. Devam edelim. Siyasi parti grupları meclis başkanlığı için aday gösteremezler. TMM başkanı seçilen bir kişinin siyasi parti üyeliği sona ermez. Ancak partinin hiçbir faaliyetine katılamaz. Devam ediyorum. Üyelik sona ediyor, ediyormuş mu? Hayır ermiyor. Tamam. Aynı arkadaşlar Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın da siyasi partiyle bağı kopmuyor artık. Meclis başkanının kopmuyor. Cumhurbaşkanı'nın siyasi partiyle bağı kopmuyor. Ama ne oluyor? Temmü Başkanı kendi siyasi partisinin faaliyetlerine aktif olarak katılamıyor. Devam. Türkiye Büyük Meclisi Başkanı, Başkan Vekili, üyesi, bulundukları siyasi partinin, parti gruplarının, Meclis içinde, dışında faaliyetlerini, görevlerini gereği olan haller dışında Meclis tartışmalarına katılamazlar. Ya sen yasamanın başısın, tamam mı? Herkese eşit şekilde yöneteceksin, iş düzeye göre hareket edeceksin, gidip kendi partini savunmaya kalkmayacaksın. Zaten bu yasaklanmış. Tamam. Başkan ve oturumu yöneten Başkan Vekili oy kullanamaz. Şimdi. Dikkat et buraya demişim ve sormuşum soruyu. Bak şimdi arkadaşım. Bak bana bak bana bak. Şimdi sayın hocam, sayın kaymakamım, sayın hakim bey, ha hakime hanım. Yarın bir gün elbette ki görüşeceğiz. İsim ben, bu ismi hatırlıyorum bir yerden diyeceksiniz. Görüşeceğiz yani oturup bir çayınızı içmeye geleceğim. Şimdi hocam şuna dikkat et. Meclis başkanı ister oturumu yönetsin isterse de oturumu yönetmesin. Oy kullanabiliyor mu? Nasıl görünüyorum? İyiyim değil mi? Oy kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Ama başkan vekili, başkan vekilinde frene bas. De ki eğer oturumu yönetiyorsa temme başkan vekili oy kullanamaz. Ama oturumu yönetmiyorsa oy kullanabilir. Tamam. Temme başkanı için her türlü kullanamıyor diyorsun. Ama temme başkan vekili için oy Oturumu yönetiyor ve yönetmiyor ayrımını yapıyorsun. Hocam katibi ve idare amirler bunlar ilgili bir problem yok. Bunlar oy kullanabiliyor. Tamam. Çık ekrandan. Çıkamadım. Şimdi devam ediyorum. Kapalı oturum. Kaç dakika olmuş? 10 dakika. Çok güzel. O ara, ara durumu saymıyorum. 10 dakika. Derse başladım. 10 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar renk değiştirelim mi? Bence değiştirelim. Kırmızı yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin grubu grubu veya 20 milletvekili yazılı teklifiyle kapalı oturum yapılabilirmiş. Kapalı oturum yapılmasını kimler talep edebilir tarzında soru geliyor. Tamam mı? Ne diyeceksin? Cumhurbaşkanı bir siyasi parti grubu 20 milletvekili. Tekrarla Cumhurbaşkanı bir siyasi parti grubu milletvekili. 20 milletvekili. Bunlar kapalı oturum yapılması halinde teklifte bulunuyorlar. Kapalı oturum yapılırsa arkadaşlar işaret yoluyla buna karar veriliyor. Kapalı oturum yapılıp yapılmamasına. Kapalı oturum yapıldığında milletvekilleri siyasi parti içeride kalıyor. Diğer herkes dışarıya çıkartılıyor. Ve Kabal oturumun neden gerekçe neden yapıldığını gerekçe olarak anlatılıyor ve devlet sırrı olarak bunlar saklanıyor. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? 10 yıla kadar devlet sırrı olarak saklanıyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Kimler talep edebiliyormuş? Cumhurbaşkanı, siyasi parti grubu, 20 milletvekili. Kaç yıl saklanıyor bunlar? 10 yıl saklanıyor. Devlet sırrı gibi 10 yıl boyunca saklanıyor. Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? İşaret yoluyla buna karar veriliyor. Hocam işaret oyunu ne? Gel. Bak. Devam ediyor. Adım adım. Bu notlar harika. Adım adım. Oylama şekilleri. Oylama 3 şekilde yapılır arkadaşlar. Birincisi işaret oylama. ikincisi açık. Üçüncüsü gizli. İşaret oylama. Bak işaret oylama ne? bunlar hemen gırgır gır şamata bunlar. Hemen geçiyoruz. Bak iyi izle burayı. Üyelerin el kaldırması. Tereddüt halinde ayağa kalkmaları. Ayağa kalkayım mı? Kalkmayayım ayağa. <laughs> Şimdi arkadaşlar elini kaldırıyorsun kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Tamam veya da ayağa kalkma durumunda yapılan oylama türüne ben ne diyorum İşaret oylama. Yani yanındakinin ne verdiğini görüyorsun. Kabul edenler hmm, kabul etmedin ha? Genel başkana söyleyelim de seni bir daha aday göstermesin efendim. İşaret oylama tamam mı? Devam ediyorum. Açık oylamada ise arkadaşlar milletvekillerinin ad ve soyadları seçim çevrelerinin yazılı olduğu oy pusuları kutuya atılması veya elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılmasıyla şunu diyor arkadaşlar sistem. Kimin nereye oy verdiğini görüyorsun. Yani Murat Aksel Adana milletvekili diyor. Diyor. Tamam mı? Ve ben gidiyorum butona basıyorum. E, evet. Oy veriyorum. Olumlu, çekimser, hayır, red oyu veriyorum diye butona basıyorsun. Kimin oy verdiği belli mi? Belli. İşaret oylamada kimin oy verdiği belli mi? Belli. Geldik. Kapalı oylama. Yani gizli oylama. Gizli oylamada arkadaşlar hiçbir işaret bulunmayan yuvarlak, yuvarlaklar kürsüye bir kutu katılıyor arkadaşlar. Bu kutuda kırmızı, e, red oyu, olumsuz oy, yeşil, e, çekimser oy, beyaz ise arkadaşlar olumlu oy olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hangisi gizli olarak yapılabilecek? Anayasa değişikliği, temel başkanlık seçimi, yüce divan sev sevk, sevk meclis soruşturması açılıp açılmayacağına ilişkin karar. Milletvekiliyle bağdaşmaya göre de ısrar. Bunların da neyle yapılması gerekiyormuş? Söyle bana neyle? Gizli oylamayla. O zaman gerek ana. Oylama türleri. 3 tane hocam. Bir öncesine gidelim. Hocam gizli oylama nedir? Gizli oylama kapalı oturumu kimler talep edebilir? 3 kişi talep edebilir. Kapalı oturum. Cumhurbaşkanı. Devam et. Bir siyasi parti grubu. Söyle söyle. Diğeri. 20 milletvekili. Tamam. 10 yıl mı saklanıyor? 10 yıl. Bunları bil. Geç. E, oylama türleri, oylama çeşitleri. Bir işaret oy. Herkes el kaldırıyor, indiriyor. İki. Efendime söyleyeyim. E, açık oy. Kişinin ismi seçim bölgesi nereden seçildiği belli. Gidiyor orada butona basıyor. veya da kutunun içerisine zarfa atıyor. Tamam mı? Bitti. Diğeri gizli oy. Burada tamamen gizli. Zarfın içerisine kırmızı olumsuz, beyaz olumlu, yeşil çekimseri atıyor. Aslında gizli oy. Hocam gizli oyun o yeşil kırmızıyı mı sorarlar? Tabii ki hayır. Neyi sorarlar hocam? Neyi sorarlar biliyor musun? Aşağıdaki verilenlerden hangisi veya yukarıda verilenlerden hangisi kesinlikle gizli oylama ile yapılması gerekir. Tamam. Bunu sorarlar. Bunu soruyorlar. Bunu sormuşlar. Tamam. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Disiplin cezalarına geldik. Disiplin cezaları. Disiplin ceza uyarma, kınama ve meclisten çıkarma. Ya arkadaşlar 3 tür disiplin cezası var. Uyarma, kınama, meclisten çıkarma. Tamam meclisten dışarı çıkarma. Milletvekilleri için 3 tür disiplin cezası var. Bu üçünü bilsen bile yeterli. Diğer ayrıntılar arkadaşlar okumanızda fayda var. Ben hızlıca geçeceğim. O kadar ben önemli görmüyorum. Sadece disiplin cezası kaç tane olduğunu bil. 3 tane. Tamam. Uyarma söz kesmek, sükuneti ve çalışma düzenini bozmak, şahsiyete uğraşma durumunda veriliyor. Geç. O kadar önemli değil. Kınama cezası gerektiren halle aynı bileşimde iki kere uyarma cezası alması durumunda. Bir ay içerisinde 3 kere uyarma cezası alması durumunda. Ne yapıyor arkadaşlar? Bir kınama cezası veriliyor. Önemli mi? Değil. Geç. Meclise dışarı çıkarma. Aynı bileşim, aynı bileşim sırasında 3 kere veya 1 ay içerisinde 5 kere kınama cezası alması durumunda arkadaşlar meclisten çıkarma cezası verilebiliyor. Önemli mi? Değil. Bunları sormazlar. Sadece disiplin cezası olarak 3 tür olduğunu bilmenizde fayda var. Geldik komisyonlara. Komisyonlar. Bu komisyonları biz nerede gördük? Komisyonları nerede gördük? Korktun mu komisyonlardan? Korkmadın mı? Ay çok kötü espri. Şimdi arkadaşlar komisyonları biz nerede gördük? Bir. Kanunlarda gördük değil mi? Kanunlar komisyonlara gönderiyordu. Komisyon işte eksiklikler vesaire tamamlıyordu. Anayasaya aykırı bile, aykırıysa reddetme yetkisi bile vardı. Hatırladık mı? İşte neyle ilgiliyse o komisyona gönderiyordu. Ve komisyon 45 gün içerisinde buna karar veriyordu. Bunu hatırladım. Geçtim. Başka nerede gördüm? Bütçede gördüm. Bütçe komisyonuna Cumhurbaşkanı'nın sunduğu bütçe kanun teklifi bütçe ka bütçe komisyonuna gönderiliyordu. Bütçe komisyon kaç güne kaç gün içerisinde karar veriyordu buna? Söyle. Evet 45 45 55 tamam 55 gün içerisinde karar veriyordu orada 20 gün kalıyordu mali yıla 20 gün kalıyordu işlemler devam ediyordu. Anlattık orada işte Sayıştay'ın kesin hesap kanunda Sayıştay'ın genel uygunluk bildirim var vesaire vesaire. Sen bunları küçük küçük notlar almışsındır. Onları anlattık. İşte komisyonlar arkadaşlar şunu bileceksin. 18 tane komisyonumuz var. İşte kadın erkek eşitliği, fırsat eşitliği komisyonu, adalet komisyonu, içişleri komisyonu, dışişleri komisyonu, bütçe komisyonu, anayasa komisyonu, komisyon komisyon. Kaç tane varmış? 18 tane. Hocam bu komisyonların sayısını siyasi parti komisyonlara ee... Nasıl diyeyim? Komisyonlara e, oyları oranında yani koltukları oranında sahip oldukları milletvekili sayıları oranında komisyonlara katılıyorlar. Komisyonların sayılarını belirleyen şey ise danışma kurulu. Şimdi i̇şte hocam danışma kurulu ne onu birazdan anlatacağım burada kalsın sadece şunu bir komisyonların rakamsal olarak sayılarını kim belirliyor danışma kurulu ama arkadaşlar bir tanesini zaten belli iş düzlükte de bu direkt yazılmış şu komisyon şu kadarı demiş belirtiliyor yani kanunlarda bu belirtilmiş hangi komisyon o bütçe komisyonu kaç üyesi vardı bütçe komisyonunun kaç üyesi vardı evet 30 tamam aman aman 30 üyesi vardı tamam bütçe komisyonu 30 üyesi var. İşte arkadaşlar komisyonun temel görevi bu. Yani kanunların görüşülmesi, karara verilmesi amacı aşamasında ciddi katkıları bu sürece var. Tamam. Bunları bilmen yeterli. 18 komisyon olması, 45 gün içerisinde karar vermesi, bütçe komisyonu istisna olarak 55 gün içerisinde karar vermesi, bütçe komisyonu 30 üyeden oluşması bunları bilmen de fayda var. Hocam ben şimdi bu tek tek komisyonların neler olduğunu ezberlememde fayda var mı? Ezberleyeceğim diyorsan buyur yolun açık olsun. Bence gerek yok. Tamam. Devam ediyorum. Komisyona danışma kurulunca e, rakamları belli edilir. Danışma kurulu ne işe yarar? Bakın bunları çoğu kaynaklarda bulamazsınız. Danışma kurulu. Çoğu kaynakları demeyeyim ya. %98'inde bulamazsınız. Siyasi parti gruplarının meclis çalışmalarına katılmalarında uyum sağlamı, meclis çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla danışma kurulu oluşturulur. Danışma kurulu meclis başkanı başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya bunların göre görevlendireceği milletvekillerinin birisi veya da o milletvekilini de görevlendireceği başka bir milletvekilinin katılmasıyla oluşturulur. Bunun yegane görevi komisyon üye sayılarının tespiti, genel kurulun gündemini belirleme, değişiklik yapma görevleri söz konusudur diyorum. Şimdi arkadaşlar toparlayacağım. Komisyonlarda siyasi parti gruplarına düşen üye sayısı tespit edilir. Siyasi parti grubu herhangi bir komisyonun kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir mi? Tabii ki geçebilir. 45 gün bunu vurgu yapmışız. Şimdi çık ekrandan. Bak. Bak hocam. Çok kolay. Çok basit. Danışma kurulu neymiş? Meclis başkanı başkanlığında bir siyasi parti grubunun, grubunun başkanı veya o siyasi parti grubunun görevlendireceği bir milletvekili veya da o milletvekilini de görevlendireceği başka bir Yani vekilin vekili gibi düşün. Tamam mı? Şimdi bunlar görevlendiriliyor. Bunlar diyor ki efendim diyor bakın şu tarihte ee, şu gündemde olacak mecliste. Şu tarihte şu görüşülecek. Efendime söyleyeyim danışma, kurulunu, danışma kurulunun danışma kurulu yegane görevlerinden bir tanesi de Komisyonların üye sayılarının tespiti edilmesi. Demek istediğim şey şu. Meclisin sen mesela ders çalışma programı yapıyorsun ya işte meclisin çalışma programını yapan danışma kurulu yani her siyasi parti buraya bir tane temsilci gönderiyor ve o temsilci diyor ki efendim diyor işte şu tarihte bütçe görüşülecekmiş, şu tarihte işte iktidar partisinin şu kanunu gelecekmiş, şu tarihte muhalefetin şu kanun teklifi gelecekmiş. Aman çok olalım orada da muhalefetin teklifi geçmemiş olsun gibi arkadaşlar düzenlemeler e, ders programının hazırlanma işini kim yapıyor? Danışma kurulu. Peki. Danışma kurulunun belirlediği e, belirlediği o komisyon üyelerine mesela diyelim ki e, X partisinden sana 3 tane komisyona üye çıktı dediğinde parti mesela X partisi dedi ki ben o komisyonda yer almak istemiyorum. Bana 3 koltuk verilmiş haksızlık haksızlık yapılıyor bana. diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Problem yok. Tamam kardeşim sen yer almak istemiyorsan 3 üyenle yer alma. Biz onun yerine de o 3 üyeyi de diğer partilere dağıtalım de da denebilir. İlla o komisyonda yer alacak diye de bir durum yok. Anlaşıldı mı? Bunda alt bir bilgi ayrıntı bir bilgi olarak bilmen de fayda var. Geldik. Çık ekrandan. Geldim arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yollarına geldik. Şimdi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi bu videoda sonra artık idareye en az 2 tane veya 3 tane video hazırlamayı planlıyorum. Editörde videoları benden bekliyor. Kapak fotoğrafını vesairesini giriş, kapanış, ne diyorlar ona? Müzikleri mi diyeyim ben? Onun bir adı vardı unuttum. Onları hazırlamış, benden yana yana yakala, beni sıkıştırıyor. Hadi hocam, hadi hocam diyor. Ben de hazırlayayım, göndereyim ona. Bir an önce yayınlansın. Dediğim gibi notları hukuköğretir.com adresinden www.hukuköğretir.com adresinden temin edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoların devamı için ee, kanala abone olabilir kendi faydanızdadır zaten kanala abone olmanız bildirimi açarsanız da her yüklenen videoda size bir bildirim gelecektir kanala kesinlikle e, illa bir içerik olsun diye bir video yükleme çabasında değiliz kesinlikle bir seri halinde mesela maalesef bunu yapan YouTube kanalları var ee, boş kan şey ah çöpü kanal bir dünyası onu demiyorum ders anlatılan kanalları söylüyorum maalesef arkadaşlar bir konu bütünlüğü olmadan mesela X konusunu anlatıyor 5 dakika. Y konusunu anlatıyor 5 dakika. Yani konu bütünlüğü olmadan atılan videolar var. Tamamen izlenme sayısı elde edilsin. Bir reklam elde edilsin diye. Hocanın ismi tanıtsın. Reklam elde edilsin diye. Maalesef bu şekilde kullan kullanılan kanallar da var. Ama kesinlikle biz bu şekilde amaç gütmüyoruz. Bizim amacımız bir dersi A'dan Z'ye bir seri halinde, bir sıra halinde anlatmak. Ve e, ulaşamadığımız binlerce insana da bu sayede ulaşmış oluyoruz. Her sabah, her akşam evde izlerken, işte te televizyona yansıtmış, oradan izlerken nöbet kulübesinde bir, bir dünya fotoğraf geliyor bana. Eksik olmasına bir dünyada hayır dualarını alıyorum. Onların eksik olmasına bizler de onlara aynı şekilde teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bunu kullananlar var. Yani sen bir iş yapıyorsan zaten seriye bağla. Tamam. A'dan Z'ye bir konuyu al baştan sona kadar anlat bir öğrenci geldiğinde bir seri halinde bunu izlesin ve faydalansın. Tamam. Arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşçakalın.